Herkese merhaba arkadaşlar, PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yaklaşık 13-15 dakikalık bir oyun diliminde, dakika sürede sizlere nasıl iyi bir takım kurabilirsiniz MyClub'da bunu göstereceğim. Ama ilk önce şartımız yeni bir takım oluşturmak değil, yeni bir hesap açmak arkadaşlar. Yeni bir hesap oyunda açtığınızda biliyorsunuz Plus üyeliğiniz varsa başka bir hesapla da Plus üyeliğinizdeki o online kısmı o hesapta kullanabiliyorsunuz. Şimdi benim YouTube PES Türkiye diye bir tane isim almam gerekiyordu ve bir tane PSN adresi aldım bu şekilde. Ve orada bir MyClub takımı, direkt Galatasaray'ı seçtim. Biliyorsunuz normalde PES Türkiye diye hesabım var ama bu hesapla online klasmanda puan kasmaya çalışacaktım. MyClub'da şöyle bir şey aklıma geldi. Ya ben sıfırdan bir takım kurmaya çalışsam, bu haftaki yenilikler, oyuncular, kartlar inanılmaz iyi ve bunu kullanabilir miyim diye. Evet, yaklaşık 15 dakikada, o da eliniz hızlı olursa 10 dakikaya da indirebilirsiniz de, 15 dakikada nasıl iyi bir kadro kurabiliriz? Teknik direktör almaktan bahsetmiyorum. Sadece kadroyu kuracağım. Teknik direktör vesaire, artık onları siz ayarlarsınız. Öncelikle şunu söyleyeyim. Oyuna girdiğinizde zaten 200'e yakın bir coin veriyor sizlere. Onu bir kenara koyun. O bek kenarda kalsın arkadaşlar. Daha sonra oyunu açtınız, MyClub'a girdiniz. Oyunun açılışı, işte hesap alma vesaire, PSN hesabı 5 dakika sürdüğünü düşünelim. Daha sonra menajer alımı, kiralık oyuncu, bunlar en kolayları bu arada. Hani işte ne bileyim turnuvaya girmek vesaire, 50 coin veren şeylerden bahsediyorum. Ben en kolaylarını seçtim. Menajer alımı, kiralık oyuncu, antrenör yapma, bir oyuncunu antrenman yaptırma. DP antrenmanı yani. Sözleşme yenileme, avatar oluşturma ve bunların hepsi hani elinizde böyle biraz da ağırsa 5 dakika daha sürer arkadaşlar. Toplam 10 dakika oldu. Şimdi online klasman maçına giriyorsunuz bir tane. Online klasman maçına girdiniz. Oyuna girerken online klasmanda oyuncunun analizine de bakıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde bir 50 coin oradan alıyorsunuz. Online klasman maçından da 50 coin alıyorsunuz. O maçı ben 15 dakika oynamayıp 3 tane kendi kaleme gol attım. Ve ne olursa olsun hükmen yenik de sayılmış olsam. Çünkü ben çok fazla MyClub oynamayacağım. Hani ya da bir maç kaybetmiş olmam bana bir şey yani kaybettirmez, zaman kazandırır. O yüzden oradan da 3-0'lık hükmen yenilgiyle bile ayrılsam toplam 100 coin gelmiş oldu. Ve bunların hepsini topladığınızda yaklaşık 700-750 coin alıyorsunuz arkadaşlar. 750 coin cepte, bu arada biraz daha zamanınız varsa siz bu coinleri 800-900'e kadar rahatlıkla çıkarabilirsiniz. 900'e çıkarmanız, 3 tane de haftalık oyuncu, 3 Liverpool ve 3 Arsenal'den seçme hakkınız, toplam 9 tane. Diğer klasman şeylerine girersiniz, bilgisayara karşı turnuvalara, oradan da bir siyah top alırsanız toplam 10 tane ve GP ile birlikte belki 11-12 tane ilk başlangıçta siyah topla başlayabiliyorsunuz. Şimdilik bunu söyleyeceğim. Yaklaşık o online klasmana girme, kendi kalene atmada yaklaşık bir 3 dakika falan sürse toplam 13 dakikada kadroyu kuracağız. Şimdi ilk bölümü sonlandırıyorum. Hadi gelin bu aldığımız coinleri top açılımı yapacağız. Bakalım, eğer ki tabi aynı oyuncu gelirse biraz sıkıntı ama aynı oyuncu gelmezse büyük avantaj olacak. Hadi top açılımına geçelim. Ve şimdi top açılımına geçiyoruz arkadaşlar. İlk önce bakalım, Player of the Week var, Arsenal var ve Liverpool takım var ki etkinlikleri zaten YouTube sayfamızdan paylaştık sizlere. Ben Player of the Week'i en sona bıraktım. Bir tane top açacağım oradan. Sebebi şu, şimdi yeni bir kadro kuruyoruz ve hani güçlü bir kadro kurmamız gerekiyor. Yani bize sarı topa ihtiyaç yok. Siyah olup bir tane gelsin, siyah gelsin, tam gelsin mantığında olmamız gerekiyor. Şimdi Player of the Week'te oyuncuların güçleri yükseltilmiş ama sarı top fazla. Siyah top almamız gerekiyor. Liverpool ve Arsenal, şu anda ekranda da görüyorsunuz. Arsenal'i görüyorsunuz. Ve Liverpool'da %100 siyah top çıkma ihtimali var. Ne olacak? Biz 6'şar, 3'er tane, toplam 6 tane buradan top açacağız arkadaşlar. İlk önce ilk top açılımımızı yapıyoruz. Burada yani aynı adam gelmemesi gerekiyor. En büyük sıkıntı bu. İlk MyClub topu döndü. Daha çok dönecek arkadaşlar. İngiltere'ye gidiyoruz ve ilk topta siyahı bulduk. Kim geldi? 34 numara mı? Arsenal'li oyuncu
Chaka geldi. Hoş geldin Chaka diyoruz. Problem değil. Defansif orta saha iyidir. Ve şimdi tek tek oyuncuları takıma monte edeceğim arkadaşlar. Takım ne kadar ivme kazanacak onu göreceksiniz. Antrenör seçmedim dediğim gibi antrenör olayını siz daha sonra GP vesaire kastığınızda yapabilirsiniz. Biliyorsunuz normalde GP kasmak falan bunların hiçbirinin videosunu atmadım sizlere. Ama bu gerçekten baştan aşağı 15-13 dakikalık bir dilimde iyi bir takım kurabiliyorsunuz diyor. Bunun videosunu çekmek istedim. Çok uzatmayacağım, hemen Chaka'ya geliyorum. Defansif orta saha hemen koyuyorum arkadaşlar. Bu arada oyuncuların hepsini monte ettiğimizde teknik direktör takım ruhu düşecektir. Çünkü ben sıradan bir teknik direktör seçtim. İsmine bile bakmadım. Tekrardan Arsenal'e geliyoruz. Evet diyoruz. Çünkü Michael Up topu bizim için dönmeye devam edecek. Michael Up amblemi çıktı. Top döndü. Yine İngiltere'ye gidiyoruz. Gideceğimiz yer belli. Ama alacağımız oyuncu kim? Yine siyah top, kramponlar aynı, dövme aynı. Ne oldu şimdi? Kim geldi? Chaka. Chaka mı yapıyorsun Konami? Ha? Ha bize Chaka mı yaptın şu anda? İki tane birden Chaka oldu arkadaşlar. İyi çaktı bunları Konami bize. Bunları çok iyi çaktı. Aubameyang'lar bilmem neler varken Chaka'ları yapıştırdı. Chaka'yı bu arada ilk defa aynı oyuncudan iki tane geldi bana. Bir kere daha gelmiştim. Sergio Roberto, onu da birleştirmesini atmıştım kanala. Şimdi tekrardan girdim. Acaba hani ne yapabiliriz vesaire, yanına alınabiliyor mu? Hani böyle bir şey yapmaya çalıştım açıkçası. Ama olmuyor. Mecburen birleştireceğiz. Birleştirmeyi de farklı bir videoda atacağım sizlere arkadaşlar. Onları derliyorum. En iyi hangisi iki oyuncu birleştiğinde daha iyi olur ya da hangi oyuncular, bunlarla ilgili video çekeceğim sizlere. Tekrardan Michael Up amblemini döndüreceğiz. İnşallah Chaka için dönmez bu sefer. Top yine dönüyor. Dünya dönüyor ama. Yine bir siyah top. %100 zaten siyah top gelecek. Kimsin sen? Ramsey geldi arkadaşlar. Çünkü 8 numara Ramsey. Olsun. Yani önemli olan aynı gelmesin. Aynı mevkide oyuncu gelmesin. Bir tane defansif orta saha bulmuşuz. Hani Chaka, bir tane daha Chaka gelip ya da farklı bir defansif orta saha gelmesi aynı hesap aslında bizim için. Aslında iki Chaka gelmesi daha mantıklı. Birbirine vurdurduğumuzda şimdi çok daha güçlü olacak. Tekrardan gelelim takıma. Chaka'nın hemen yanına Ramsey'i alıyoruz arkadaşlar. Şuradan Laps orta saha güçlendi. Papa. Hadi gelelim şimdi bir de Liverpool'u bir gondik diyelim. Böyle bir kurcalayalım Liverpool'u. Temsilciye gidiyoruz. Özel temsilci zaten Arsenal'in şeyi kalktı oradan 3 tane seçtiğimiz için. Şimdi efsane toplar gelsin mi? Gelsin mi? Hadi bakalım. Michael Hamlemi döndü. Ama kim için dönüyor acaba? Hadi İngiltere'ye gidelim. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Muhammed Salah. 11 numaralı Salah. Salah kolemi. Böyle çakaları verdim bize. Şimdi bizim kalbimizi okşamaya çalışıyor. Salah'ı vererek. Hoş geldin Salah kardeşim. Çok iyi geldin. Keşke ana hesabımıza geleydin. Seninle oynamak keyif verir. Oyunda inanılmaz yapmışlar Salah'ı. Rakibi Salah yapıyor karşısında yani. O çalımlar bilmem neler falanlar. Abou. Hemen dönüyoruz tekrardan. Takımımıza monte edeceğiz. Çok da keyifli oluyor monte etmek. Bu arada Michael Up kayıtlarına bir tane daha bir şey verdi bize ama coin'le ilgili bir şey değildir bu. Hemen Laps yapıştırdık sağ tarafa. Hemen Salah'ı. Hemen oradan bedavacıyız ya. Bedavadan bir şey geldi, hemen onu almamız lazım ilk önce. Hani video falan umurumda değil. İlk önce onu alacağım. Daha sonra tekrardan temsilcilere geliyoruz. Özel temsilci diyoruz Liverpool'a. Bir daha basıyoruz arkadaşlar. Kim gelse hoşunuza giderdi? Kim gelse, Salah'ın dışında kim gelse hoşunuza giderdi? Benim bir tane isim var aklımda. Bak bir tane. Mavi kramponlar. Sağlam bir stoper. Van Dijk. 4 numarayla virgül iyi nokta gelmedi virgül. Van Dijk geliyor, hoş geldin takımımıza. Bu arada Galatasaray forması da açmadım ya. Aslında Serdar Aziz'in yerine şunu monte etsek ama
kolay değil. Tekrardan yapıyorum. Kim gelse mutlu olurdunuz? Bir şey söyleyeyim mi? Gelen kişi beni mutlu etti. Tahmin bile edemeyeceksiniz. Yine aynı kramponlar, aynı uzun kollar ve aynı Muhammed Salah. Ben çok mutlu oldum. Aslında iki tane tabii aynı adam ya da aynı mevkide çıkması bizim için sıkıntı ama şimdi iki tane Salah'ı birleştirmesi var. Antrenmanda yapıştırması şu an 94 overall'da bir adamla 94 overall'da aynı adamı birbirine popo. Bakalım ne olacak ama onu siz YouTube sayfamızı takip edeceksiniz. Bir ya da iki güne atacağım arkadaşlar. Bu videoda değil. Sebebi ne? Lükten dolayı. Yani çok çünkü popo bir insanım ben o yüzden. Neyse takıma bunu monte etmeye gerek yok. Bu sefer Player of the Week'ten açtık. İngiltere'ye çok gittik bugün. Ve siyah top. Manchester City'den kim gelse beğenirdiniz. 19 numarayla kabarık saçlı biri. Sané sol tarafta iyi oynar. İleri uçta şimdi Griezmann kiralık ama ileri uç Sané, Griezmann ve Salah oldu arkadaşlar. Yani hani 15 dakikalık bir efor bu düşünün. Şu anda onu da kadromuza dahil edeceğiz. 15 dakikalık dilimde yaptığımız şey buydu. Bu arada abone olmayı, like atmayı lütfen unutmayın. 15 dakikada bu kadar yapabildik kadroyu. Bu kadroyu biraz daha böyle hani şey falan yaparsanız parayla coin almanızı tavsiye etmem. Para harcamayın çok fazla. Oyun yeterince pahalı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Oyuncu antrenman, antrenör antrenman birleştirmelerinde abone olun. Devamı gelecek. Görüşmek üzere.